Paralel rektörlük yapmak isteyen o bir, bir, nedir o tam anlamadım. Ben de ben. tam anlamadım. Paralel rektörlük yapmak isteyenler var derken neyi kastettin Abdülkadir? Tam anlayamadım ben de gerçekten. Yani bunu Boğaziçi'liler çok daha iyi değerlendireceklerdir. Yani biraz algıları o yönde. Şimdi bir devletin üniversitesi var. Oraya bir rektör atanmış. Ben de doğrusu devlet üniversitelerine rektörler bu şekilde mi atanmalı? Bunun tartışılmasına taraftarım. E, tartışılması taraftarım. Elbette ki seçim olabilir ama seçim olduğunda da devlet senin bütçeni, devlet senin kadronu vermek zorunda değil. Orada başka mütevelli heyetleri oluşur. İşte vakıf üniversiteler. Yani o anlamda bu bir söyleyeyim. Bu tartışma konusu olabilir. Bu tartışmak, evet onu diyorum. Bir de tabii orada, orada bir çok kemikleşmiş bir yapı söz konusu. Özellikle profesörler, seçkin profesörler gerçekten de hepsi. Ancak orada o yapı dışarıdan gelen hiçbir rektöre görev yaptırmama. Burayı biz idare edeceğiz. Ha, rektörlük yapacaksan da bizim sen karışmayacaksın ama ismin rektör olacak. Biz yöneteceğiz şeklinde bir tavır içerisindeler. E buna da tabii devlet de müsaade etmez zannediyorum çatışma da biraz <laughs> buradan kaynaklanıyor. Peki. E şimdi İlker Bey size bir şey soracağım. Ya biz bir görüntü izledim ben. Çok rahatsız ediciydi. Belki Mete Bey de o görüntüyü görmüştür. Şimdi resmi polisler birkaç öğrenciyi etkisiz hale getirmişler. Gayet hani kurallara uygun bir şekilde etkisiz hale getirilmiş. iki eylemci var. Resmi kıyafet giymiş polisler var. sivil birisi etkisiz hale getirilmiş bu öğrencilere tekme atıyor, vuruyor. Yani gerçekten Bedri Baykam'ın sözünü ettiği gibi ben izlerken çok rahatsız oldum. Yani çok rahatsız edici bir görüntü. Böyle görüntüler de var. Yani bunlar Bunları nasıl açıklıyorsunuz? O vurduğu kişiye dikkat ettiniz mi? Yani ben aşağıdan o, et, diyen et, polis memuru. Yani şimdi kim, e, Ahmet Kim kime vurur? Anlamadım. Yani o vurduğu tekme attığı polis memuru yani sizin söylediğiniz e, e, şimdi bakın. Ben, bu eylemde Eylemci dövülüyor orada. Eylemcinin dövüldüğü. Eylemci dövülüyor orada. Bir de o, o görüntünün devamında aşağıdan bak diyen polise de bir tane eylemci vuruyor. Yani aşağıdan bak diyen. Şimdi burada o eylemin 2-2,5 iki, iki, buçuk saatlik, bir eylemin, evet, iki, iki buçuk, e, saatlik bir eylemin. Evet. 2-2,5 iki, saatlik bir kargaşanın eylemin içerisinde bu tip o gerginliklerde oluyor. Burada biz çok şurada çok sık oluyor, yani? çok normal sık oluyor ya. Fazla normalize ediyoruz bu durumları. Hocam <laughs> yani, yani bu dayakları mesela kadar normal mi? Bu kadar ağır öğrencilerin de, öğrencilerin dövülmesi, değil. yerlerde sürünmesi. Ya yani her gelecekte bu normal e, mi? Değil. O kadar normalize etmeyelim bunu dedi. Gençlik örgütünün başkanlığını yaptım. Evet gibi, ben çok eylem yaptım. Ben e, tamam, belki 40 yani, kez 50 kez gözaltına vallahi, alındım. O şekilde tamam. de gözaltına alındım ama. mi eylemde merak Siz burada efendim? Dayak gediniz mi eylemde? Çok yani burada ben o kadar o çok gözaltına alındım ki, o zaman. beyefendi burada konu bu değil şu anda. Ya yani soruyor o, Ahmet Bey sordu. O, 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 o e, durumun yaşanmasına sebep olan bir süreç var. Ha bir dakika burada konu bizim, bu değil, demeyelim. Yani. Konu bu. Hayır bu değil. Çünkü bunlar bu, gençliği de bu, halkı da e, ciddi anlamda provoke ediyor, tahrik ediyor bu görüntüler. Ya ne tahrik ediyor biliyor musunuz? İşte bir milyon tweet atarsanız, eyvah Boğaziçi üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı diye. Binlerce tweet atılıyor bazı yayın ha, organlarında. Hayır, göz... değil. Sonra o 105 öğrencinin, bakın, ediyorum bakın ediyorum ya. gözaltına Uydurma alınan yani? öğrencilerin içerisinden Senaryo sadece mu? 7 tanesi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıkıyorsa, şunu düşünelim diyorum, bakın. Kaynak. Şurada hepimiz bir, Necdet Bey müsaade edin. Şimdi Ahmet Bey burada da, o yüzden bir e, öğrencilere yönelik şiddeti kimse tasvip etmez. Yani ben şimdi tasvip etmiyorum dediğimde cevap vermiş olmam ki size. Burada mesele şu. Bu eylemlerin yani üniversite öğrencilerimizin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin taleplerini dillendirme hakkını, hukukunu nasıl savunacağız? Ben diyorum ki Mete Bey de az önce çok güzel izah etti onu. Eylem dışarı çıktığı andan itibaren e, siyasi grupların müdahalesine açık hale geldi. Terör gruplarına bir de açık yani, hale geldi. Niye Bitirin. dışarı çıkı? Bir, bir dakika. Ama ay, e, eksik çıkıyorum. kalıyor. Az önce de tamamlayamadım. Hayır, az önce şimdi... de tamamlayamadım. Hep havada kaldı. Hayır, hayır, kalmayacak. <laughs> ya bu şunu anlamaya çalışıyorum. Eylemin dışarı çıkmasından kastınız ne? Şu üniversite içerisinde bir üniversite problemini konuşuyorken ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ezici çoğunluğu da bu yönde irade göstermişken dışarı çıktığı andan itibaren ne yaşandı? Terörist nerede diye soruyor Necdet Bey. Bakın İçişleri Bakanı'nın dün akşamki açıklamasından bu adli kaydı 79 olan... 79 dedi. Yu, efendim? 79 dedi değil mi? Bakın 108 e, kişi gözaltına alınıyor biliyorsunuz. 101'i Boğaziçi ile alakası yok. Teröristleri merak 79'unun daha önce DHKPC, TKPML ile ve PKK ile ilgili kaydı var diyor. Şimdi İçişleri Bakanı kaç kişi var İçişleri Bakanı Adliyede kaç kişi olduğunu biliyor musunuz? Şimdi kaç kişi olduğunu biliyor musunuz? Merak ben, ediyorum bakın. Kaç adli kişi? bakın İçişleri Bakanı ne söylüyor? hepsi serbest bırakıldı. Adliyede olan olansa gibi. Serbest biliyor bırakılır. Musunuz? İşte az önce onu konuştuk. Ya terörist serbest dondur. bırakır mısınız ya? Terörist serbest. Terör örgütleriyle mı? ilişkili derneklerle kaydı var diyor. Bakınız. Şimdi burada şu önemli. Şu anda, Boğazıçın şu anda mahkemede 51 şimdi kişi var sizin, ve 79'dan Necdet Bey, bile benim, Bakın ben de şimdi bak, sesimi bir yükselteceğim. bir devlet teröristi, sizin teröristi. ben de size yaparım, iyi, iyi yaparım. Bakın, evet, bakın, ya şimdi siz, şey siz, demiyorum ama bakın, devlet bakın, Siz benim sözümü kesmeye çalışıyorsunuz ısrarla. bakın, yani siz eğer Boğaziçi Üniversitesi'ni Allah, savunuyorsanız yani. ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Yazık. Boğaziçi Üniversitesi'ni yani savunuyorsanız olarak, terör örgütüne olarak, yakın bak, grupları, bu saldırıları bile, saldırıları bile, uzak olmasını bak, saldırıları bile lanetleme cesaretin yok. Bunlar haksızdır diyemiyorsun. Üzülüyorum. Bu ya. Bu gerçekten. sizin, Hep yorumunuz, bu sizin yorumunuz. Siz de bir terör örgütünü siyasi ayağı evet. ne arıyor orada deyin. Bakın, Te terör örgütünün ya siyasi ayağı ne arıyor duruyor, orada? HDP milletvekilleri niye orada polise saldırıyor? Şunu, HDP milletvekilleri neden katil polis oraya, diyor? Ya, bırak HDP, HDP, HDP milletvekilleri Bir, ne arıyor Boğaziçi üniversite 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 Üniversitesi öğrencilerine polis niye gidiyor oraya? müdahale edemez. Siz neden üniversite gidiyorsunuz önce oraya? Önce onu söyleyeceksin. Önce onu. Boğaziçi Üniversitesi'nin üniversite Boğaziçi üniversite Üniversitesi'nin öğrencilerine bırakın. tamam mı? Onlar hakkını hukukunu savunur. Siz üniversite benim sözümü böyle kesmeye çalışırsanız ben de sizin sözünüzü keserim. HDP milletvekilleri Boğaziçi Üniversitesi'nin Üniversitesinin Bey, önüne kendi gitmeyecek. Çünkü var. gidince katil polis olur. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nin e, sloganı <laughs> rektörü istemiyoruzdu. HDP milletvekilleri gitti, katil polis oldu. Niye söyleyemiyorsunuz bunu? Ne Niye söyleyemiyorsunuz HDP milletvekilleri ne ne işi var? Lazım. Çünkü Ahmet HDP Bey, sizin için siyasi birlik. Şu görüntüyü şurada bir iz, izlettirdiğimizde. İlker Bey'in ne diyeceğiz düşündüğünü daha duysak? Bu... Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri göz altında değil. Yani 105 tane e, öğrencinin, yüz, e, 105 gözaltının sadece 7 tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkıyor. Düşünün Boğaziçi Üniversitesi'nde şöyle zulüm var, böyle zulüm var deniliyor. Bakın gerçekçi olalım. Boğaziçi Üniversitesi'nin Bey. hakkını Boğaziçi Üniversitesi Bey, Normal şey insanı dövmek de bir şey değiştirmez. Yani şey, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini dövdüğünde kötü, döv, dışarıdan birisini dövdüğünde iyi mi ya? Böyle abi, bir şey var şey mı kimse ya? Kimse böyle bilmiyorum. bir şey söylemiyor. Ben ben buyurun, tabii e, Siz manipülasyona devam ediyorsunuz. Aşağıdan bak tuttu bu tutmaz. Bak, ya bu evet. demagoji. Onu söyleyeyim. Ya, Siz demagoji Ben, ben öğrencinin yani. dövülmesini mi savundum. Nedir be? Yanınızdakine söyleyin o zaman demagoji yapmayın diye. Ben öğrencilerin dövülmesini mi savundum. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Ben Türkiye'de her tartışmayı HDP'ye, her tartışmayı hemen yani. PKK'ya filan yaptığımız zaman konuyu e oradalar, istediğimiz yörüngede sulandırmış e oluyor. oradalar söylemeyeceğiz. Yani bunu. Oradalar. şimdi bir şey söylüyorum. HDP, HDP şu anda legal bir siyasi parti mi soruyorum size? Ben e, abi? Bana hayır. soruyorsun? Şu anda parlamentoda olan legal bir siyasi pa parti. Evet parti. Ben gazeteci fiil. Evet parti. Beni evet. soruyorum. Evet. Şimdi daha önce başka İlker Bey'e sorun belki farklı. Daha partil başka partiler. HDP PKK'nın siyasi daha ya bence yani yani HDP daha da, daha önce konuşalım. HDP'yi de ayrıca konuşalım. Başka partiler kapatıldı mı? Kapatıldı. Türkiye'deki kimisini beğendiğimiz, kimisini Ama şu beğendiğimiz HDP tartışması evet. hayır, Açmayalım onu söylüyorum işte. Kimisini beğendiğimiz, kimisini beğenmediğimiz hukuk kararları, yargı kararları, parti kapatma kararları. Şu anda bunlar hakkında bir program yapmıyoruz ama HDP şu anda AKP gibi, CHP gibi var olan bir parti. Siz e, haklı olarak eleştirebilirsiniz. Ben de çok eleştirdim. Onun milletvekilleri ee, ne arıyor Boğaz hay, içinde diyemezsin mi hay, Evet, yani ben de çok eleştirdim e, HDP'yi özellikle 2015 seçimlerinden sonra. O PKK ile olan bir ilişkiler. Demek ki bu, bu değiştirmiyor ki şu anda HDP legal bir parti. Nasıl e, AKP'liler Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik eylemlere, değişik halk kitlelerine kendilerini ilgilendiren noktalarda girip çıkıyorlarsa. HDP'ler HDP de girer. Hayır sen evde oturacaksın deme şansımız yok. Evet İlker Bey. E, yani evet. CHP'lilere de bunu ben, deme şansımız Bunun bir adım ötesi var. Bakın bunun bir adım ötesi var. Öğrencilere kızıyoruz efendim dekanlara kızıyoruz o zaman öğrencileri de devlete atasın. O yalnız devletin seçtiği öğrenciler Hayır, bir... Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilik ya yapsa HDP ile ilgili yani. söylediğiniz o, o... söze bir cevap versin. Niye hakikaten yani? Çünkü bakın Bedri Bey'den bunları duyduğuma çok şaşırdım. Niye? Şundan HDP PKK'dan bağımsız bir kuruluş değil. Ben bunu açıkça söyleyin. Bunu neden söyleyemiyorsunuz? Şey şimdi söylüyorum. PKK'dan bağımsız çok olmayan bir örgüt e niye Peki, şimdi söyleyemiyorsunuz bir dakika, ben bana bunu itiraz ediyorsunuz? Ben 2015 seçimlerinden sonra HDP'li <laughs> vekillerin PKK'ya karşı net ve terör eylemlerine karşı net tavır alamamalarını eleştirdim. E, bunun e, demokrasiye tamam, veya e, Milletvekili o, o, o Türkiye'de milletvekilliği e, yapma mantığıyla bağdaşmadığını anlattım. Zaten bütün yazılarım, kitaplarım evet. o, ortada. Ama evet, öte yandan ben HDP o zaman şu anda HDP kapatılmış mı? Hayır. HDP'yi eleştirebilirsiniz. Benim de eleştirdiğim gibi <laughs> veya pardon. Veya daha sert eleştirirsiniz. Ama HDP Yok e, partinin dışına çıkmasın, evinin dışına çıkmasın, e, hepsi e, e, içeride olsun. Parti e, biz siz yargı organı değilsiniz. Değil ben de Ama, de, ama, ama siyasetler... şu anda şu anda HDP legal bir parti ise şu saniyede sizin onun e, eylemlerini, söylemlerini eleştirme hakkınız var. Ama niye oraya gitti, niye buraya gitti? Cevap evet, nedir? De bir cevap içinde. da alalım. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri HDP'yi kapısında istemiyor. Çünkü onların katil polis diye bir derdi yok. Onların şu anda sorunu rektör, rektör Doğru. tartışması. Ve şimdi onlar gittikten sonra bakınız HDP milletvekilleri izinsiz eyleme çağrı yaptı. O 105 gözaltının olduğu yerde polis biliyordu onların üniversite öğrencisi olmadığını. Ben güvenlik şubesi yetkilileriyle de konuştum. Neden bu gözaltı oldu diye? Çünkü bakın şurada haksızlık yapmayalım. Emniyet FETÖ'den temizlendikçe e, halkıyla bütünleşti. Daha önce öyle, öyle değildi. Buradaki fevri tutulma elbette kimse benimsemiyor. O gerginlikte öğrencilere zor kullanma yöntemlerini kim kimse savunabilir? Elbette savunuyoruz ama orada bir kışkırtma oldu. O kışkırtmada 105 kişinin gözaltına alındığı yerde HDP'liler vardı ve HDP'liler oraya çağrıda bulundu. Milletvekillerinin tweetleri var. İzinsiz yere çağrıda bulundular. İkincisi gözaltına alınan 105 kişinin 101 tanesi Boğaziçi ile alakası olmadığı ortaya çıktı. 7 tanesi sadece öğrenci. İçişleri Bakanı da diyor ki 79 tanesinin terör örgütlerine yakın derneklerle bağını bulduk. Bir şey Şimdi soracağım. burada burada şunun altını çizelim. Bakın siz madem o kadar HDP'yi tanımlarken PKK'dan bağımsız bir kuvvet olarak tanımlayamıyorsanız o zaman şunu açıkça söyleyeceksiniz. Sendikasız kalan işçi, ürününü satmak isteyen köylü, üniversitesini savunan üniversiteli öğrenci HDP'ye ihtiyaç duymaz. Niye duysun? Ben size bir formül söyleyeyim. Bir eyleme HDP'li giriyorsa o eylem başarısız olur. Çünkü bir eyleme HDP giriyorsa o eylemin meşruluğu ortadan kalkar. Katil polis olur, katil olur, ka orada olur, katil Mehmetçik olur. Burada da öyle oldu. Dolayısıyla bu...